Şu anda New York'ta bulunan Cloisters Müzesi'ndeyiz. İsa'ya ağıtı tasvir eden 15. yüzyıl İspanya'sından kalma bir sunağı inceliyoruz. Bu eser organik bir malzeme olan ahşaptan yapılmış. Eserin bazı yerlerinde ahşap malzemenin zamana yenik düştüğünü görüyoruz. Burada kullanılan ahşap renklendirilmiş. Heykel tıraşın gerçekmiş gibi duran figürler yaratma konusunda inanılmaz bir yeteneği var. Burada kullanılan boya da şu anda gördüğümüz heykele canlılık katmayı başarmış. Yani buradaki figürler neredeyse canlı gibi duruyor. Hatta tasvir edilen sahnenin gözlerimizin önünde gerçekleştiğini bile söyleyebiliriz. Heykelin üç boyutlu olması ve her şeyin daha da canlıymış gibi görünmesini sağlayan arkadaki tablo aslında eserin çok daha güçlü duygular uyandırmasını sağlıyor. Sanatçının bu sahneyi eserinde tasvir etmek istemesi oldukça doğal. İsa'ya ağıt kavramı aslında Pieta olarak da adlandırılan ve kucağında ölen oğlunu tutan Meryem'in yas tuttuğu sahne ile yakından ilişkili. Bu eserin İsa'ya ağıt sahnesini tasvir ettiğini ise şuradan anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi eserde başka figürler de yer alıyor. Eserin orta kısmında Meryem Ana'nın ölen İsa'nın cesedini kucağında tuttuğunu ve ölen oğluna baktığını görüyoruz. Burada ağıt ve yaz kavramına odaklanmak istiyorum. Çünkü eserde aynı zamanda İsa'nın ölümünden sonra yaz tutan figürleri de görüyoruz. Meryem ve İsa'nın çevresindeki figürlerin kim olduğuna bakalım. Sol tarafta İsa'nın kafasını koruyan Aziz Yuhanna'yı görüyoruz. Diğer üç kadın figürü ise İncil'de geçen Meryem figürleri. İncil'de bahsedilen bu kadınlar İsa'nın çarmıha gerildiği sırada oradaydı. Arka planda ise bir haç var. Hacın arkasında ise oldukça doğal görünen bir manzara ile karşılaşıyoruz. Ancak bu manzara kutsal topraklara benzemiyor. Avrupa'da bir yer gibi. Bu manzara 15. yüzyıl bürüjünü hatırlatıyor. Bir taraftan da Kuzey Rönesans akımından gelen Roger van der Weyden adlı sanatçının İsa'nın çarmıhtan indirildiği sahneyi betimlediği ünlü tabloyu hatırlatıyor. Burada Heykel tıraşın Vander Wyden'ın tablosundan ilham aldığını rahatlıkla görebiliyoruz. Ancak tabii burada eserin üç boyutlu olduğunu ve ahşaptan yapılma, boyanmış bir heykel olduğunu unutmamakta fayda var. Aslında Roger Vander Wyden'ın bu eserinin boyanmış bir heykelin tablosu gibi durduğunu söyleyebiliriz. Sanatçı çalıştığı malzemeyi avantajına kullanmayı başarmış. Eserin ön planında bize en yakın duran Dört figür yuvarlak ve üç boyutlu görünüyor. Arka planda iki Meryem figürü var. Arka plandaki iki Meryem figürü ise alçak rölyef tekniğiyle betimlenmiş. Manzara ise tamamen iki boyutlu olacak şekilde resmedilmiş. Bu eserin sunağın sadece bir kısmı olduğunu unutmayalım. Yani eserin her iki tarafında da Meryem ananın hayatını veya eseri sipariş eden müşteriyi tasvir eden başka tablolar yer aldığını söyleyebiliriz burası adeta bir sahne gibi duruyor. Buradaki kutunun içerisinde tüm bu figürlerin bir arada resmedildiğini görüyoruz. Sanki bize doğru yaklaşıyorlar. Eserdeki her şey inceleyen kişiye oldukça yakın. Bu da Roger van der Weyden'ın tablosunu hatırlatıyor. Burada duygu yoğunluğunun eserdeki figürlerin birbirlerine yakın olmasıyla daha da arttığını görüyoruz. Ancak Van der Weyden'ın eserinde figürlerin arkasında ne olduğunu görmemiz mümkün değil. Buradaysa manzara minimal tutulmuş. Eserde dikkatimizi çeken ilk unsur ön planda yer alan figürler. Bu alanın aynı zamanda kenarlarda kullanılan brokar desenle daha da vurgulandığını görüyoruz. Bu desen zamanla solmuş ancak bu brokar desende kumaşlarda da kullanılan nar ve deve dikeni motifinin yer aldığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda bu desenin üzerine alçı taşı uygulanmış. Bu da aslında daha yüksekte duran bir yüzey oluşmasını sağlıyor. Eserin ilk yapıldığı dönemde esere bakanlar muhtemelen bu desenleri çok daha rahat ayırt edebiliyordu. Bu eserin çevresindeki tablolar gibi çok daha canlı, gerçeğe yakın ve renkli olduğunu hayal edin. Şimdi de figürlerde tasvir edilmek istenen duygulara bakalım. Buradaki kadın figürleri ve Aziz Yuhanna yasın farklı aşamalarını temsil ediyor. İncil'de adı geçen Meryemlerden biri ellerini kavuşturmuş aşağıya doğru bakıyor. Gözlerinde birkaç damla yaş var. Meryemlerden bir diğeri ise örtüsünü yüzüne doğru çekmiş ve üzgün bir şekilde kaşlarını çatmış. Daha önce de dediğim gibi Meryem ana figürü ise ölen oğlunu kucağında tutuyor ve ona doğru bakıyor. Aslında burada sevdiğimiz birinin ardından nasıl farklı şekillerde yaz tuttuğumuzu rahatlıkla görebiliyoruz. Burada en beğendiğim figür sağdaki Meryem figürü. Bir eliyle İsa'nın sol eline dokunuyor. Çarmıha gerilen İsa'nın sol elinde bir yara açılmış. Kolundan aşağı kanlar akıyor. Sağdaki Meryem figürü ise İsa'nın elini tutmuş, aynı zamanda örtüsünü yüzüne doğru çekmiş. Aslında bu, hepimizin kolayca ilişki kurabileceğini düşündüğüm bir hareket. Sanatçı, eseri inceleyen kişinin kompozisyonda farklı yerleri anlayabilmesi açısından muazzam bir iş çıkarmış. Sol üstte yer alan Meryem elini kavuşturmuş. Aşağıda yer alan Aziz Yuhanna'ya bakıyor. İsa'nın kafasını tutan Aziz'in ise İsa'ya doğru baktığını görüyoruz. İsa'nın kolunu diğer Meryem tutuyor. Daha yukarıda bulunan Meryem ise diğer Meryem'e doğru bakıyor. Bu nedenle kompozisyonda tekrar eden bir döngü olduğunu söyleyebiliriz. Bu sunağı çevreleyen boyalı paneller şu an Madrid'deki Prado Müzesi'nde sergileniyor. Bu da bize aslında şunu hatırlatıyor. Bir müzeyi gezerken karşılaştığımız bir eser bize eserin tamamı gibi görünebilir. Ancak bu eser aslında daha öncesinde çok daha karmaşık başka bir eserin parçası olabilir. İspanyol olduğunu tahmin ettiğimiz sanatçının Hollandalı sanatçıların etkisinde kaldığını görüyoruz. Bu sanatçı iş bulmak için İspanya'ya gelen Hollandalı bir sanatçı da olabilir. Bunu söylememin sebebi ise burada Flaman sanatına özgü bir takım unsurlarla karşılaşmamız. Örneğin gerçekmiş gibi duran ince detaylar ya da buruşmuş kumaş görüntüsü bunu özellikle ön planda yer alan Meryem'in kıyafetinde görebiliriz. Aynı zamanda duyguları yansıtmak için kullanılan birkaç unsur da var. Örneğin, figürlerin suratlarında betimlenen yas ve üzüntünün farklı halleri. Roger van der Weyden'ın tablosundan ilham alındığını da unutmayalım. Bu eser bir heykel olduğundan, İsa'nın vücudunda açılan yaraları ahşap malzemede açılan delikler sayesinde rahatlıkla görebiliyoruz. Bu delikler, İsa'nın çarmıha gerildiği sırada aldığı yaraları betimliyor. Yaralardan ve hatta kafasına taktığı dikenli taçtan akan kan da oldukça önemli bir detay. Zaman içerisinde kırmızı boyası olmuş olsa da eserdeki bu detayı hala yakalayabiliyoruz. Bu da komünyon açısından oldukça önemli bir kavram. Çünkü kilise ayininde ekmek ve şarabın mucizevi bir şekilde İsa'nın kanı ve bedenine dönüştüğü sırada bu eser kadehi ve ekmeği kaldırırken rahibin arkasında yer alırdı. Böylece ayin sırasında bu mucizevi dönüşüme de vurgu yapılmış olurdu. Bu da ayin sırasında rahibin tam arkasında İsa'nın kanı ve bedenini tasvir eden bir heykelin yer aldığı anlamına geliyor. Yani ayin sırasında bu mucizenin daha da gözler önüne serildiğini söyleyebiliriz.